Türkiye'yi 54 yıldır oyalayan Avrupa Birliği referandum sonrası topyekün saldırıya geçti. Batı bu kez Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üzerinden siyasi operasyon çekti. Türkiye'nin denetim sürecine alınmasına karar verdi. Bu skandal sonrası mülteci anlaşması yeniden gündeme geldi. Bu teklif, nasıl söyleyeyim size, bu konunun bu hale gelmiş olması kuşkusuz ki siz mültecileri pazarlık kozu olarak mı kullanıyorsunuz gibi bir alçakça suçlamayı da beraberinde getiriyor. Onlara tek bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki biz kimseyi pazarlık kozu gibi falan kullanmıyoruz. Haddimize değil. O insanların sahibi biz değiliz. O insanlar Allah'ın. O insanların sahibi Allah. Bizim açımızdan durum bu. Biz kimsenin sahibi değiliz. Ve hiç kimseyi de, özellikle bir insanı, herhangi bir politik kavgada koz ya da şantaj malzemesi olarak kullanmayız. Zinhar aklınızdan bile geçirmeyiz. Fakat bütün bu süreç karşısında, ya bütün bu yaşananlar karşısında biz Avrupa'nın jandarmalığını neden yapıyoruz? Ya bu kapıları açın meselesinin esası aslında o. Adam gelmiş Suriye'den, diyor ki ben istemiyorum Türkiye'de kalmak babacığım, gideceğim. Nereye? Avrupa'ya. Gidemezsin. Geldin madem bizde kalacaksın. Niye? Adam yine ekmek sözü gitsin. Ben niye tutuyorum ki Avrupa'nın kapılarını? Niye Avrupa kapılarının bekçiliğini yapıyorum ki ben? Mevzu o. Yoksa hani biz hadi koyalım otobüslere, gönderelim Avrupa'ya, böyle bir derdimiz yok bizim. Biz muhacir ensar ilişkisi içerisinde gelen hiç kimseye niye geldin demedik. Gelen hiç kimseye etnik, dinsel ya da mezhepsel aidiyetini sormadık. Şiisi de geldi, Sünnisi de geldi, Türkü de geldi, Kürdü de geldi, Arabı da geldi. Kimseye sormadık kimsin sen diye. Hepsi başımızla beraber. Ama sizde kalıcı değilim, Avrupa'ya gideceğim diyene dedi ki gidemezsin. Yok. Ha, şimdi artık o dönem bitti. Bundan sonrasını. Hatta ben mesela bugünkü yazımda ifade ettim. Ne diyor Avrupa Birliği? Ne bu işte? Neydi o adamın adı? Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi. Ne diyor? Şey raporunda, siyasi denetim sürecinin tekrar başlamasını öngören raporunda. İşte yargı, medya, şu bu falan filan değil mi? Takım maddeler yazıyor. Peki geriye dönüp hatırlayalım. 1996'dan 2004'e kadar biz zaten siyasi denetim sürecindeydik. 1996-2004 arası. 2004'te bizi siyasi denetim sürecinden diyalog sürecine getirirken Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ne dedi? Tamam. Bu olmuş. Siz demokratikleşme, insan hak ve hürriyetleri konusunda ciddi reformlar yaptınız. Türk Ceza Kanunu'nu baştan düzenlediniz. Cezaevi reformu yaptınız. Hatırlıyorum daha dün. 2004. Biz 1996'dan 2004'e kadar o süreci bekledik. 2004'te de bizi denetim sürecinden diyalog sürecine alırlarken bize söyledikleri laf, rapor var ortada. Açın dönün bakın. TCK'nın yeniden yapılandırılması, cezaevleri, reformu, hak ve hürriyetler. Mevzu bundan ibaret. İşkence, sistematik işkencenin ortadan kalkması falan filan. Şimdi bizi yeniden 2004 öncesine götürdüklerine göre, o zaman artık biz de 2004 öncesinde düzenlemesini yaparken, ortadan kaldırırken, keşke bunu yapmasaydık dediğimiz bir takım düzenlemeler varsa onları hemen geri getirebiliriz. Bizim açımızdan değişen bir şey yok. İşe idam teklifini meclise getirerek başlayabiliriz pekala. Diyor ki adam, sen idamı getirirsen seni AB'ye almazlar.
Al işte 15 yıldır idam yok memlekette. Gene kimsenin bizi bir yere aldığı yok. Ya bakın 2013'te ilk kez geri kabul anlaşması ve vizesiz Avrupa teklifi Türkiye'nin karşısına konduğunda 2013 yılındaki dışişleri, Türk dışişleri bu mesajı doğru okuyamadı. Bu mesajı yanlış okudu. O zaman biz burada çıktık söyledik. Fakat bir Türk dışişleri Türk dış politikasıydı bu. Ve bu Türk dış politikası zarar görecek diye çok yüksek perdeden tartışılmadı. Ama şuydu. Eğer size geri kabul anlaşması gibi sana şunu vereceğim, karşılığında sen bana bunu vereceksin. Ben sana şunu vereceğim, sen karşılığında bana bunu vereceksin gibi bir anlaşma, virgül. Senin barındırdığın mülteciler için ben sana para ödeyeceğim. 3 artı 3 milyar euro biliyorsunuz gelmedi o parada. Gelmesin canı cehennem, biz 20 milyar euro harcamışız. 3 artı 3 milyar euronun zaten lafını da etmeyiz de sorun değil. Senin barındırdığın mülteci kadar sana para, virgül. Ve senin vatandaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelerde vizesiz dolaşmasını sağlayacağım. Şimdi Allah razı olsun elinizi vicdanınıza koyun söyleyeyim. Bu üç maddenin üçü de seni Avrupa Birliği'ne almayacağım demek değil midir? Düşünsenize yakın gelecekte sizi de aynı kulübe dahil edecek olsalar, tamamen iki ayrı devlet arasında kurulacak protokol gibi geri kabul anlaşması, vizesiz AB gibi konuları müzakere ederler mi sizinle? Yani çıkıp şunu söylememiz gerekmez miydi bizim? Yok bizim böyle vizesiz AB gibi bir beklentimiz, talebimiz yok. Biz zaten nasıl AB'nin üyesi olmayacak mıyız? Yani o zaman zaten Schengen sistemine giriyoruz. Niye demiyoruz? Demek ki biz de zımdan kabul etmişiz onu yani. Geri kabul anlaşması. Ya geri kabul anlaşmasını biz de AB'ye entegre olmuş bir devlet olarak diğer ülkelerle yapalım. Afganistan'la, Irak'la ya da her nereden geliyorlarsa oralarla yapalım. Biz neden şimdi AB başka, Türkiye başka geri kabul anlaşması yapıyoruz? Anlasanız da yani orada zaten siz bizim yakın vadede, ajandamızda, gündemimizde yoksunuz demiş adamlar zaten. Avrupa Parlamentosu diyor ki Türkiye ile müzakereleri dondururuz. Dondurmazsan ne ol? Niye sen donduruyorsun ya? Biz donduralım Avrupa ile müzakereleri.